Mutfağımdan herkese selamlar sevgiler. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle memleketimin yani Bitlis'in en güzel en özel yemeklerinden biri olan katıklı dolma hazırlayacağım. Şimdiye kadar katıklı dolmayı yapmadıysanız yapmanızı tavsiye ederim. Kesinlikle pişman olmayacaksınız. Katıklı dolmamız için gerekli malzemeler. 1 kilodan biraz fazla kabak kullandım. 7 tane kabak oldu. Bakın kabaklar çok iri, fazla kalın olmayacak böyle küçük ince olmasına özen gösterelim. Köftesi için 300 gram kıyma az yağlı olacak ve o ölçüde ince bulgur kullanıyorum. Bir kase kıyma, bir kase bulgur, bir tane rendelermiş kuru soğan, bir tatlı kaşığı tuz ve katıklı dolmamızın olmazsa olmaz baharatı kuru reyhan karabiber ve pul biber. Yoğurtlu sosu için yaklaşık 1 kilogram yoğurt kullandım. 1 tatlı kaşığı tuz ve 2 diş sarımsak. Buyurun katıklı dolmamızın hemen yapımına geçelim. Böyle tırtıklı bir aparatım var. Kabakların dışını bu şekilde soyuyorum. İsterseniz soymaya da bilirsiniz. Bu şekilde şekil vermek gayet güzel oluyor. Görüntüsü harika oluyor. Evinize böyle tırtıklı bir aparatınız yoksa normal soyacakla da soyabilirsiniz. Hiç fark etmez. Kabakları soyduktan sonra tekrar yıkayalım. Soymuş olduğum kabakları şimdi iki parmak kalınlığında kesiyorum. Çok inceltirseniz kesime içini çıkarması biraz zorlaşabilir. Doldururken de biraz zorluk yaşayabilirsiniz. İki parmak kalınlığında kesmeniz bence gayet iyi. Kesmiş olduğum kabakların böyle içine oyuyorum. İçini oyarken de aynı aparatı kullandım. Böyle bir aparatınız yoksa normal kaşıkla veya bıçakla da içine temizleyebilirsiniz. Kabaklar bitinceye kadar iki parmak kalınlığında kesip içini böyle güzelce oyuyoruz. Kabakları bu şekilde hazırladıktan sonra hemen köftesini hazırlayalım. Köfte yoğururken genelde böyle çiğ köfte leğenini kullanıyorum. Bulguru alıp üzerine karabiber ve pul biber ekliyorum. Yeteri kadar tuzunu serpiyorum. Tuzu damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Ortasını havuz gibi açıp hemen kıymayı ortasına alıyorum. Üzerine kuru reyhan ekliyorum. İsterseniz taze reyhan da kullanabilirsiniz ve bir tane rendelenmiş kuru soğan ekliyorum. Bunlar birbirini tutuncaya kadar yoğuruyorum. Bir kaseye su alıp ara ara elimi ıslatarak bu şekilde yoğurmaya devam ediyorum. Bu yaklaşık bir 15 dakika kadar sürebilir. Katıklı dolmanın orijinali kıymalı olandır. Sizler kıyma sevmiyorsanız isterseniz kıymasız olarak da hazırlayabilirsiniz. Tabi kıymalısı oldukça lezzetli oluyor. Bakın birbirine iyice tuttu. Yoğurmuş olduğum köfteden bakın kabakların içini böyle dolduruyorum. İçlerini doldururken kabağı elmin içine oturtuyorum, alttan kapak yapmış oluyorum ve içine sıkı sıkı dolduruyorum. Fazla kısmını da alıyorum. Hazırlamış olduğum kabaklar bitinceye kadar elime altına koyup içini iyice dolduruyorum, bastırıyorum, fazlalıklarını alıyorum. Katıklı dolmanın yanına bir çorba bir de salata yaparsanız çok doyurucu güzel bir öğün olacaktır. Ben genelde böyle yapıyorum. Katıklı dolmayı daha az yapmak isterseniz ölçüleri yarıya indirip azaltabilirsiniz. Kabakların içlerine doldurdum. Şimdi tavaya diziyorum. Tek sıra halinde dizdim. Sizler daha fazla yapacaksanızsa iki sırada olabilir. Şimdi üzerine tuz serpiyorum bir tatlı kaşığı. Su miktarını çok fazla tutmayalım. Özellikle ölçerek sizlere göstermek istiyorum. yaklaşık 2 su bardağına yakın su kullandım. Dolma taşını üstüne koyup kapağını kapatıp ocağa alıyorum. Kaynamaya başladıktan sonra kısık ateşte yaklaşık 1 saat kadar pişiriyorum. Bu arada arkadaşlar hiçbir malzememizi israf etmiyoruz, çöpe atmıyoruz. Kabağın içini oydum, kenara aldım. Bunu da değerlendireceğim biraz ufalttıktan sonra isterseniz zeytinyağında biraz çevirip üzerine sarımsaklı yoğurt dökebilirsiniz veya soğanla birlikte kavurup üzerine yumurta kırabilirsiniz iki haliyle de çok güzel oluyor lütfen sizlerde atmayın dediğim şekillerde değerlendirebilirsiniz katıklı dolma yaklaşık 55 dakika kadar pişti Biraz dinlendirdikten sonra hemen kapağını açıyorum. Katıklı dolmamız pişti. Şimdi servis tabağına alıyorum. Üzeri için yourtu sosunu hazırlayacağım. 1 kilo yoğurda 1 tatlı kaşığı tuz ve 2 diş sarımsak rendeliyorum. Sizler sarımsak miktarını arttırıp veya azaltabilirsiniz. Katıklı dolmamızın yoğurdunun kesilmemesi için dolmaların ilk sıcaklığının çıkması gerekiyor. Bu şekilde yoğurdumuzu iyice karıştıralım. İlk sıcaklığı çıkmış dolmamızın üzerine yoğurdu bolca gezdirelim. Üzeri için tereyağı ve zeytinyağını eritip içine toz kırmızı biber ekledim. Şimdi üzerine gezdiriyorum. Evet muhteşem yemeğimiz servise hazır, gerçekten görüntüsü bile yeterli Katıklı dolmayı özellikle misafirleriniz için hazırlayabilirsiniz. Eminim sizlerde tam not alacaksınız. Katıklı dolmayı isterseniz büyük servis tabağına benim gibi hazırlayabilirsiniz. İsterseniz kişi başı olarak tabaklarda sunum yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Bakın bu lezzeti göstermek istiyorum. Bugün de sizlerle çok lezzetli güzel bir tarifin daha sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz beğenip kıymetli yorumlarınızı eksik etmezseniz çok sevinirim. Yeni tariflerimden hemen haberdar olmak için isterseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Yeni tariflerle görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Evinizden huzur, mutfağınızdan yemek kokusu eksik olmasın. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.